TRT FM'de şimdi haberler. İstanbul Ok Meydanı'nda sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Piyalepaşa Mahallesi'ndeki operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda da çok sayıda molotof kokteyli, havai fişek ve örgütsel doküman ele geçirildi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Almanya dönüşü önemli mesajlar verdi. Paralel yapılanmayla ilgili olarak hangi taşı kaldırsan altından o çıkıyor diyen başbakan, Cumhurbaşkanı adaylarına önümüzdeki ay içinde açıklayacaklarını söyledi. Avrupa Parlamentosu seçimleri tamamlandı. Seçimin galiplerinden biri her dört Fransızdan birinin oyunu alan aşırı sağcı Milli Cephe Partisi oldu. Fransa'nın yanı sıra Danimarka, Avusturya ve Macaristan'da da güçlenen aşırı sağın Avrupa Parlamentosu'nda grup kurabileceği kaydediliyor. Diğer taraftan Avrupa'nın geleceğinin belirlendiği seçimlere katılım %43 ile yine düşük kaldı. Yunanistan'da dün yerel seçimlerin ikinci turuyla Avrupa Parlamentosu seçimleri yapıldı. Yerel seçimlerde Yeni Demokrasi Partisi Avrupa Parlamentosu seçimlerinde ise Sol İttifak önde gidiyor. Türk azınlıksa yerel seçimlerde 3 belediye başkanlığı kazandı. Türk azınlığın temsilcisi Dostluk, Eşitlik ve Barış Partisi Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Rodop ve İskeçe'de yarışı önde götürüyor.